Sevgili dostlar, herkese selamlar, saygılar. Herkese merhaba. Ben Ömer. Ben Tuana. Bugün baba kız konseptimizde ne konuşacağız? Gündemden konuşabiliriz. Ne olabilir? Gündemimiz para ve ekonomi olduk. Bu arada çok sıkılıyoruz diye. Bolluk ve refet olabilir. Ve çok fazla kıtlık bilincine maruz evet. Kalıyoruz, duyuyoruz değil mi? Yani şükürler olsun Allah'a yani bu konuda bolluk bereket konusunda değişiklikim yok. Senin var mı? Yok. Senin yoksa benim için yok. Ama şöyle bir şikayetim. Şikayet demeyelim de şöyle bir şey olabilir. Kiminle konuşsak evet. Böyle bir hayat bağlılığı işte bir şikayet duyuyoruz. Aynen. Buna maruz kalmak evet. Demek. Peki bunu ne olarak konuşalım? Bolluk bereket konusunda. Bolluk bereket aynen. Bolluk. Peki o zaman Tuana, madem konumuz bolluk bereket, hı-hı. Ben şöyle sormak istiyorum. Ki gündemimizde zaten evet. Evin içinde ne konuşuyoruz, neler yapıyoruz. Senin aklına ne geliyor? Mesela ben evin içerisinde bolluk bereketinde ne yapıyorum mesela? Evet. Bizim koridordaki şey, dolabın içi full çorap dolu. Gelen kuryelere kargoca bandık, bir de kadar olsa çorap vereceğim. Çorap dağıtır, ayakkabı dağıtır çocuklara evet. Ve koridor giriş, mutfak falan bunlara temizle çok dikkat edersin. Evet. Bereketle çok ayarlısın. Mesela bazen evin enerjisini temizleriz. Evet. Sirkeli ben sizi bazen zorla. Elimde kavanozlarla sirkeli tuzlu sular hazırlayıp evet. Herkesin kavanozunu hazırlayıp evet. Ellerine tutuşturup doğru banyoya öderim. Aynen. Gibi. Ve en önemlisi de evde dedikodu yaptırmayız. Yok evet. Veya da, aynen, veya da kıtlık bilincine ait bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Bu konuda biraz annenle zorlanışıyoruz. Her market sonrası evet. Bir ufaktan böyle bir şey hiç yapıyor. Şey ama velhasıl bunları yapıyoruz. Peki o zaman çorap dedin diyecektik değil mi arkadaşlar? Ne alaka? Çorap bulduk. Arkadaşlar bunlar kadim bilgilerdir. Madem konumuz bu, benim kendim yaptığım ve hakikaten güzel sonuçlar da aldığım reçetelerimi diyeyim, sizinle paylaşabilirim. Şimdi neden çorap dağıtıyoruz ya da ayakkabı dağıtıyoruz? Sevgili dostlar, kadim kültürden gelen bazı madde aleminde yapmış olduğumuz eylemleri mana alemindeki karşılığı farklı olabiliyor. Yani o batın dediğimiz kısımda, şu an burada madde alemindeyiz ya, hı hı. Çorap dağıttığında ilginç bir şekilde, ha, çorap derken kadınlar çorap dağıtır aslında, erkekler ayakkabı giydirir. Usulü odur. Ama tabii yani hangimiz müsaitse anneanne ben de, hangimiz yetişebiliyorsak onu yapabiliyoruz. Bu ikisi de tetikliyor. Olmaz diye bir şey yok. Ama bunun sebebini, mantığını anlayamayız. Bazı şeyler vardır ki madde aleminde adım attığında batında farklı değil mi, sonuçlar alabilir. Tıpkı rüya tabirine benzer. Hatta bir gün rüyayı konuşalım derim. Evet, bizim yine meşhur konudan konuya geçişlerimiz bence olmasın. De, belki sonra, dağıtmayalım aynen, ama. Konu devamında belki. Çünkü bunu anlatabilmem için aslında rüyayı anlatabilmem lazım. Evet. Yani çünkü orada tamamlayabiliyorum. Neden, niçinleri, o aradaki tezat görünen mevzuyu. Neyse konuyu çok dağıtmayayım ama ben ne yapıyorum? Arkadaşlar size nacizane önerim. Evinde, gelirinde, bolluk bereketinde tıkanmalar olan, daralmalar olan ki bunlar çok normal. Çünkü gün içerisinde yaptığımız farkında olmadan o kadar çok gaflarımız var ki bu akışı kesebilecek. Bunu bu tür bir döneme girdiyseniz eğer ilk yapacağınız şey hemen bir işte ya tuhafiyelerden ya da internet üzerinden işte uygun çorapların. Tuan'ın dediği gibi bizim ayakkabılık portmantonun bir çekmeniz full çoraptır. Kim biliyorsa anlam veremez. Ne alakadar bu kadar çorap? Çünkü çorap dağıttığımızda arkadaşlar bilsin ayağını giydirmek senin yolunu açar. Sadece bolluk bereket değil. Bunun aslında şey konusunda da faydası vardır. Yolunun açılması ile ilgili. İlim yolunun, tekamül yolunun açılması ile ilgili. Bunu çok faydasını görürüm. Tetikler. Bir de ben özellikle okullar açıldığı zaman değil mi Tuana'cığım? Genelde bunlar söylem, ilik söylemek gibi düşünmeyin lütfen. Bundan hiç hoşlanmam. Ama
Yani ne yaptığımı anlatmam. Konumuz bu olduğu için anlatıyorum. Mutlaka Allah nasip ettiği kadar yine internetten aşağı yukarı mesela çocukların ayak numarası belli. Bizim ufaklığı mesela okuluna gidiyoruz. Kaça gidiyor? Ya sınıfında durum olmayan çocuklar var mı? Okul müdürüyle konuşuyoruz vesaire. Ve aşağı yukarı ayak numaraları belli olduğu için internetten erkek, kız, çocuk ayakkabıları, botları, kışlık alıyoruz. Ve sonra onu biz öğretmene ya da müdüre kimse görevi teslim ediyoruz. O kendisi dağıtıyor. Ve bunu hep denerim. Ve hep çok güzel sonuçlar alırım. O emaneti sahibine verdiğim anda bir nevi tılsım başlar. Değil mi? Hı hı. Ve çok garip bir şekilde olmaz yerden akış başlar. Bakarım ki hakikaten para akışı hızlandı. Böyle keyifli geliyor. Kolay gelmeye başlıyor. Bunun yanında senin dediğin gibi kapı girişi, koridorlar ve mutfak evin her yeri için geçerli de özellikle bu dediğim yerler para akışının eve girdiği hani güzergah diyebiliriz ve mutfakta yine yayılır. Sevgili dostum özellikle hanım kardeşlerim mutfağın temizliği ve düzeni gerçekten çok önemli. Bir adam yani günümüzde herkes çalışabilir de örneklemek için söylüyorum. Ne kadar çalışırsa çalışsın. Evin hanımı, çünkü dişil enerji, parayı çekecek olan o, ona da geleceğim birazdan. Evin hanımında kıtlık bilinci varsa, evin hanımı tabiri caizse pecmurdeyse, yani işte laf olsun beri gelsin diyor o evle ilgileniyorsa, kendi o eve ait hissedemiyorsa, efendim diyorsun dişil enerjisinde sorun varsa, dengede değilse, ve mutlu değilse özellikle evin erkeği ne kadar para kazanırsa kazansın gelir miktarı rakam olarak çok olabilir ama yaşam standartınız ve hayattaki parayla olan yapılabilecek olan konforu bir türlü ne yapamazsınız tam anlamıyla hissedemezsiniz. O yüzden mutfak, koridor ve özellikle kapının girişi, dış kapının girişi genelde ayakkabılık falan oluyor ya. Oradaki ortalıkta ayakkabı kalmaması, o paspasın düzgün durması, hijyen olması kapının önünün ve böyle süsleyeceğim diye de vazoydu, çuydu, buydu falan filan öyle küçük şeyler de koymayın. Giriş mümkün mertebe açık olsun ve temiz olsun. Sonra günlük evin ağır enerjisi havalandırılmalı. Çünkü arkadaşlar bolluk bereket enerjisi yani madde alemindeki bu tür bahsettiğimiz konuların enerjileri hakikaten bir varlıktır. Yani para enerjisi, işte zenginlik enerjisi, bolluk bereket enerjisi gerçekten bir varlıktır. Ve para, onu seveni, gerçek anlamda seveni, sadece talep etmek yetmiyor. Onu gerçekten seveni ve keyif alınan yerde kalır. Ben para enerjisini insana çok benzetirim. Para enerjisi de tıpkı insan gibi, hoş karşılanmadığı yerde durmak istemez. Bir an evvel kapıya bakar ki çıkıp gideyim. Çok ilginçtir. Şimdi herkes aklen der ki ben parayı severim. Ama öyle değil. Onun arka planı var. Değil mi? Kodlarımız var. Kök inançlarımız var. Parayla kavgalı mıyız? Paranın kirli olduğuna mı, pis olduğuna mı, bizi yoldan çıkaracağına mı inanıyoruz? Hele hele Türk toplumunda maalesef ki şöyle bir kolektif yanlış da var. Derler ki hanım kardeşler kızmasın ama genelde ben bunu çok duyarım. Erkeğin iki kaşığı varsa birini kıracaksın derler. Paranı değiştireceğini düşünüyorum. Yani adam zengin olursa yoldan çıkar, beni aldatır, beni bırakır inancı olduğu için genelde de senaryo böyle işler. Evet. Ve bundan dolayı da adam birazcık böyle hani kazanmaya tam koşmaya başlar. Kadın farkında olmadan dişil enerji. O tedirginliğiyle, endişeleriyle ne yapar? Keser. Akışı keser. Adam da garibim, anlamsız yer der ki ya benim için durduk yeri olmuyor. Tam oluyordu, ne oldu ya? Hep şeyi tabir etsin. Düşmanı dışarıda ver. Evet. Çünkü hanım kardeş de bilmez kendisi yaptığını. Bilse yapmaz. Ama böyle bir inançtan dolayı o da keser. O yüzden parayla barışık olmak lazım. Ha şunu söylüyordum. Para enerjisi insan gibidir.
rahat ettiği yerde ve gittiğinde hoş karşılandığı yerde ve değerinin bilindiği yerde kalır. Hı hı. Çok nettir bu. Evet. Mesela Tuana, sen diyelim ki dışarıdan bir konuk ol. Benim evime geliyorsun, ben sana hiç önemsemiyorum. Seni nereye koyduğuma, nereye oturttuğuma önemsemiyorum. Seninle ilgilenmiyorum. Hı hı. Seninle bir plan yapmıyorum. Değil mi? Seni evimde tutmak için ekstra bir çaba harcıyorum. Yani seni mutlu etmek ve senin geldiğinden en önemlisi mutlu değilim. Beş karış suratla şey yapıyorum. Geç otur falan diyorum. Bilmem ne diyorum. Hı hı. Kalır mısın benim evimde? Kalmazsın değil hı hı. mi? Aynı para da böyledir. Para enerjisi bundandır ki dikkat edin etrafınızda varlığı olan insanların gerçek anlamda bakın paraya tapıyor demiyorum. Parayla kavgası yoktur. Kavgalı olmadığı için para onun elinde rahat eder. Rahat ettiği yerinde kalır ve çoğalmaya başlar. Peki dişil enerji dedik ya kızım. Dişil enerjiyi tabii dengeleyebilmek için birçok konu var da. En önemli konu benim için dişil enerji. Mesela senin huyun da hakikaten senin bir de senin bir kuşağında yok normalde o. Ve hayretle bakıyorum bazen sana. Ben çok önemli. Kadınların altın enerjisiyle buluşması gerekiyor. Yani beyler eğer parasının artmasını istiyorsa hanımlarına gerçek anlamda altın yatırımı yapıp şu kolları evet. buradan buraya gerçekten dolduracak ince yani. Mesela. Tuana mesela annesinde katiyen yok. Yeni evli yeni gelinken dahi takmıyordu, sevmiyordu. Tabi o zamanlar böyle dişli falan şeyi de bilmiyorduk ama şimdilerde takıyor o şeyler. Ben taktırıyorum. Bu konudan dolayı. Ama bizim Tuana doğuştan altın sever. Ben de öyle çok bir şeyim yoktu. Annesinde yok. Kime çok güzel bilmiyorum. Oğlum dedi bu ne ya diyor. Bu ne ya diyor. Sen geçtin be bu ne diyor. Geçtim diyor böyle plan takar diyor. Küçük şeyler tak falan. Bizim Tuana şey altıncı yani. Buradan duyuyorum. Ve ama işte o altını sevmek. Dişil enerjiden geliyor. Evet. Bak birbirini çekiyor aslında. Dişil enerjisi olan altını çekebiliyor. Evet. Altını çeken dişil enerjisi çoğalıyor. Dişil enerjisi eğer dişil enerjinizde ve bununla ilgili bir çalışma yapamayacaksınız. Eğer en pratik yolu kadının gerçek anlamda altına temas evet. etmesidir. Ve altının çok ilginçtir. Mayalanma ve çoğalma özelliği enerjisi vardır. Hatta bazı ekollerde denir ki eğer yaradanın bir parası olsaydı bu altın olur. Şimdi altın enerjisi mesela bir euro, döviz, işte şu bu falan filan başka bir şey. Onun metal olması, altın olması yani o enerjide olması çok ilginç mıknatıs görevi görüyor. Altın altını çekiyor. Evet. Mesela arkadaşlar diyelim ki elinize bir para geçti veya altınınızı aldınız. Direkt alıp şöyle bir atmayın bir köşeye. Değil mi? Bir kere öncelikle besmeleyi zaten besmeleyle tutmanız, besmeleyle almanız, vermeniz, koymanız gerekiyor. Bir de aldınız ya o parayı. Alın suyun altına. Suyun çünkü hareket enerjisi vardır. Arındırma ve şeyi vardır, hafifletme. Aynı zamanda akışkan ya. O enerjisiyle buluşturman gerekiyor para enerjisini. Altın ya da işte parayı aldın. Bu suyun altında şöyle sembolik yani tut. O su akarken. Peki sular seller gibi devamı gelsin. Bu su gibi devamı böyle gelsin diyerek şöyle salla. Böyle foşur foşur yıkamanıza gerek yok yani. Öyle bir şey değil. Yine aynı şey altın da öyle. Bir de tabii eski yine bizim inancımıza da vardır. Et de heye atıyor. O kuruz bereketlenmesi niyetiyle besmeleyle kaldırsın. Merak etme. O bir süre sonra hakikaten devamı gelir. Akış başlar çünkü. Bu da yine aynı. Buna benzer bir şeydir. Başka ne diyebiliriz? Evin enerjisi dedik, değil mi? Evin enerjisinde biliyorsun hani sen de ada çayı, işte üzerlik, defne yaprağını biz ara ara evi evet. bütün havalı önce bir tütsülüyoruz, okuyoruz. Özellikle dedik köşeleri, hareketsiz köşeleri yani. Negatifin yığılabileceği yerleri. Sonra hatta süpürür gibi. Bütün camı, yani yaz, kış hiç fark etmiyor. İsterse evet. buz gibi olsun. Komple ne yapıyoruz? Sonra bir de ev altı sırayla sirkeli suyla yıkanırsa evet. var ya mis gibi oluyor. Sonra yani. Ben de her kişisel olarak. Hakikaten çünkü insanlar dışarıdan da getirdiklerimiz oluyor. Üzerimizden yayılan da oluyor. Ne
ağırlığı sevmez çünkü bolluk bereket. Ne yapıyorum arkadaşlar? Tuzlu ve sirkeli su hazırlıyorum. Bütün ev halkı biri çıkıyor biri giriyor. Değil mi duşa? Evet. Onunla güzel yıkanıyorsun. Avroyu bir temizliyorsun. Güzel taze bir gusül. Hatta şey yaptım böyle bir, güzel bir taze, hani buraya girmek istemem ama güzel bir namaz kılarsın. Evet. Şöyle günahların affı, bak konu konuyu açıyor. Normalde unutmuşum ama bak aklıma geldi. Tövbe. Muazzam bir bolluk bereket açıcıdır. Tövbe istiğfar. İnsanın bildiği bilmediği, farkında olarak ya da olmayarak yaptığı, işlediği kabahatlerin, günahların, hata ve kusurlarının sözleriyle, düşünceleriyle, kalbinden geçirdikleriyle, eylemleriyle, yapabileceği tüm azalarıyla günahlarından bunun sorumluluğunu kabul ederek efendime söyleyeyim, tövbe etmesi ve bunu bir rutin yapması muazzam bir bolluk bereket tetikleyicidir. Bu aslında çok önemli çünkü bu hastalıklarda çok, ben yapıyorum tövbeyi. Mesela çok, başım ağrıdı, evet. Hatta hastalıkta direkt tövbe ettiğinde. Biliyorsun artık hatta yani evet. Etrafımızdaki insanlar da hatta var. Artık bana bir şey söylemeye korkuyorlar çünkü alanına da bazen görünüyor. Evet. Tamam yani bazen blokaj olabiliyor, bedensel rahatsızlıklar, enerjisel bir şey oluyor ama birçoğunda da maalesef ki bakıyorum ki kabahat. Tövbe çok önemli. Yani ya dedikodu var, ya kınama var, ya bir şey var yani. Artık millete şey diyorum ya, ya sen bir tövbe edelim mi birlikte falan yapıyorum. Artık sen direkt de çünkü insana da tövbe et, günahkar evet. Denmez. Öyle bir evet. Şey değil. Herkesin günahı var çünkü. Ama diyorum hadi birlikte bir tövbe edelim, enerji açılsın. Tövbemizi ediyoruz. Geçmiyor mu? Gerçekten geçiyor. Geçiyor. Çok önemli. Yani günah ve kabahatlerle bazı bedensel rahatsızlıklarında ve ruhsal rahatsızlıkların çok alakası var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Tövbe dediğimiz estağfurullah demek. Yani değil mi? Hatamı kabul ediyorum. Beni bağışla Rabbim. Yani herkes kendi lisanı, kendi ekonomide bunu yapabilir. Velhasıl uzun lafın kısası temiz olmak dedik. Değil mi? Dağınık olmamak. Dişil enerji çok önemli. Kadın çünkü parayı çeker. Adam genişletir. Düşünebiliriz. Efendime söyleyeyim ne dedik? Parayı yıkamak, mayalamak, altın enerjisi, çorap dağıtmak. Kadınlar özellikle, kadınlar çorap dağıtmalı, erkekler ayakkabı. Özellikle de çocuklara, hatta yetim nefis olursa muhteşem olur. Hı hı. Çünkü bu hayırları yapmak da Tuğan gayret çok önemli biliyor musun? Yani verdiğin miktardansa onun kadar bu konuda gerçek anlamda ihtiyaç sahibini aramak için evet. Harcadığın gayret, zaman mesela bunlar dahi sadakadan sayılıyor düşünebiliriz. Hı-hı. Kalitesini artırıyor. Hı-hı. Yani oturduğum yerden şu derneğe hesabından göndereyim. Yani bir şey demiyorum. Yani bu benim haddim zaten olmaz diyemeyiz. Ama gidip araştırıp, değil mi? İnceleyip, gerçek soruşturup, gerçek. Gerekirse atlayıp gidip, değil mi? Yani bir zaman ayırmak, emek ayırmak, hele böyle bir zamanda zor gelse dahi ihtiyaç sahibini bulup birebir göz görecek, kulak duyacak, el değil mi? Verecek. Bununla o bir değil. Ve bana kalırsa işte bunu yapın. Ha bir de mesela normal sadaka dedik ya, hakikaten bolluk, bu sadaka sadece bolluk bereket için değil, her konuda bir tıkanıklık yaşıyorsanız, sağlık konusunda, huzur konusunda değil mi? Bolluk, bereket, zenginlik ne konuda? Onun niyetiyle birebir ama bak tekrarlıyorum. El tutacak o sadakayı. Niyetleneceksin. Atıyorum. Alacağınlar alamıyor musun? Allah'ım ben falanca alacağıma kolaylık almak niyetiyle şu sadakayı denecektim veriyorum. Deyip götürüp eline vereceksin. O emek vereceksin. O hareketi, o kinetik enerjiyi vereceksin. Sadakaya bağlayacaksın. Ve aslında o da çok açıcıdır. Ve ne yapabiliriz? İşte bolluk bereketim artması niyetiyle bir sadaka ihtiyaç sahibi birisine verebilirsiniz. Bu da mümkün. Peki, bolluk bereket için başka ne diyebiliriz? Şükür enerjisi mesela. Geçen programda konuştuk. Şükretmek. Her şeyin başı şükretmek bence de en başta.
Gerçekten çok önemli. Onu zaten konuştuk bir önceki videoda. Evet. İzlemelisiniz diyebilirsiniz. Onu paylaşmış olacağız. Şükür enerjisi kesinlikle genişletir. Çok genişletir. Sahip olduğunuz ne varsa az ya da çok. Bunun şükrünü yapmadan bilin ki bir sonrası gelmeyecek. Evet, evet. Ve ondan da olacaksınız uzun vadede. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Başka tabii birçok konu var yani. Bu bereketle ilgili bilinçaltı kayıtların onlara giremeyeceğim tabii. Evet, çok detaylı. Çok detaylı bir şey o. Bir sürü şeyli var, çalışmalar var. Yani günümüzde de her yerde de bulunabiliyor artık. Evet. Yani isteyenler buluyor. Onlara girmeyeceğim ama ben özetle bunu diyebilirim. Bence de. Bir de parayı harcarken şu direkt böyle lanet okuyarak vermeyin arkadaşlar kimseye. Yani tamam belki evet hayat şu anda değil mi, pahalı görünüyor olabiliyor. Ama yani onu verirken bir şey satın alacağınız zaman böyle küfrede de gözünüz kala kala ya da söylene söylene verdiğinizde hem oradaki enerjiyi kesiyorsunuz hem devamını hem o sistem komple gidiyor. Ama şöyle dersen çok şükür benim bunlarla nasıl olur ki bunu istediğim bu şeyi alabildim. Bak alabildim, ne kadar ödediğine takılma. Ne kadar verdiysem o kadarının bana, hatta 10 katının bana geleceğini, daha kolay geleceğini biliyorum. Bu şekilde söyleyerek harcayın. Markete mi gittin? 1000 lira para mı harcadın? Söylene söylene gelme özetle. De ki şükürler olsun Allah'ım, çoluğumu, çocuğumun ihtiyacını alabildim. Bunu veren, nasip eden sensin. Çok şükür Allah'ım, bunu harcadığım para... Biliyorum ki, net bir şekilde biliyorum ki bana 10 katı daha kolay ve daha çok gelecek. Ve şu proseste mutlaka kullanmalı insan. Yani bunu her konuda yapabilirsiniz de maddi konu bolluk bereket ya. Bir para mı geldi, bir ödeme, maaşını mı aldı? Çok şükür bundan da aynası olur. Dediğinde Yaradan'ın kurduğu bu sistem seni bu soruyla bir sonraki level'da maaşı sabit bir gelirin bile olsa o paranı bereketlendirecek ya da daha kolay almanı sağlayacak ya da bir şekilde onun artması için sebepler oluşacak. Belki zam alacaksın, belki terfi edeceksin veya önüne bir yatırım fırsatı olacak, oradan para kazanacaksın. Benim böyle değil mi? Çok tuhaf ama çok keyifli, enteresan yaptığım yatırımlar var oluyor yani. Olmayacak işler oluyor. Ölüme düşüveriyor. Normalinde baba oğluna yapmayacak olan şeyler olabiliyor. Şükürler olsun. Ama bunun neden oluyor? Çok şükrediyoruz. Evet. Ve Yaradan'ın bize bahsettiği ne varsa bunun için çok fazla gerçekten şükran duygusuyla minnet, değil mi? O duyguyu göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiğinde. Bu da çok önemli bir konu. De. Çok ilginç. Erkeklerin hayatına giren kadınların maddi konudaki talepleri erkeği zenginleştirir. Erkek tek başına çok zordur. Yani istisnalardan bahsetmiyorum, genelleme yapıyorum. Zordur para kazanması. Evdeki kadın, onun diğer yarısı olan kadının, bunu insanlar şey gibi algılarlar. Açgözlü olmakla haset ya da kıskanç olmak çok ayrı bir şey. Ama kadın dediğin arkadaşlar, siz tok gözlülükle şeyi birbirine karıştırmayın lütfen. Kadın istemeli. Kadın koltukta isteyecek, perdede isteyecek, halıda isteyecek, değil mi? Evet. Süsle isteyecek, altında isteyecek, kıyafet isteyecek. Kadın ne kadar para harcamaya gönüllüyse, evet, bunu erkek kardeşlerim gerçek anlamda anlarlarsa, bunun aslında bir nimet olduğunu fark edecekler. Ama tabii sadece düz bir aklen, evet, bunu anlamak mümkün değil. Evet. Bunun matematiğini anlamak mümkün değil. Ama bakın, şunu net söyleyebilirim ki, eğer bir kadın kendinden vazgeçmişse, dünyadan vazgeçmiş, istediği bir şey yoksa, adam çok zor para kazanır. Evet, ya da ben güçlüyüm, ben kendim de yaparım, kendi hallederim. Bu da böyle. Bravo. Enerjisine girerse bu sefer erkek çabalamıyor. Çünkü erkek, bravo, çabalamak için günümüzde var bence. Günümüzde de bu var. Ben bu konuda biraz yaşlarıma göre kendi kafamı sayılabilirim.
Ben böyle düşünüyorum. Çünkü kadın ne zaman evlenecek, erkek de bu sefer şey diye düşünüyor. İyi tamam o zaman evlendik o zaman. Günümüzde sonra roller karıştı. Evet. Bence bu başka bir videonun da bu konusu olabilir. Günümüzde Celal ve Cemal esmalarını temsil eden eril ve dişi, erkek ve kadın maalesef görevleri ve sıfatlarını birbirine çok karıştı ve çok laubali oldu. Ben kimseyi eleştirmiyorum. Hayat şartları zaten hani malum. Tabii ki de yani. Çalışan kardeşlerim hiçbir şey demiyor. Mevzu o değil. Çünkü bu en baştan olması gereken bir mevzuydu, artık iş karıştı. Ama şu bir gerçek ki kadın aslında yaradan kadını arkadaş yüksen bu dünyaya tabiri caizse süsleneceksin, püsleneceksin. helal dairesinde tabii. Efendime söyleyeyim. Takıp takıştıracaksın. Dünya sana hizmet edecek. İsteyeceksin. Ben sana onu ektim. Ve bunun için senin bu istek ve arzuların için şu adamı da sana bir nevi memur kılıyorum. Sen de diyor gideceksin, çalışacaksın. Evet. Helalinde getirip bu kadına istediği her şeyi standartları sağlayacaksın. Eski, ne eski adamlar var ne de eski kadınlar var. Şimdi genelleme yapacağız, birazcık can sıkacağız belki ama evet. Şey diye yapmak istemiyorum da bu da bir gerçek. İşte kadın kardeşlerimiz güçlü olacağım diye ezilmemeyi, bu almayı eziklik zannettiği ve böyle zannettirildiği için işte rolleri paylaştığı için bir yerden sonra adamın da dönem dönem gevşeyerek işine geldi. Açık söyleyeyim, işine geldi. Doğru diyorum, ben niye yırtayım ki? Yani sen paranın, o da çalışsın. Adam hayat müşterek. Bana ne diyor? Herkesin kazandı kendine. Şimdi eril erilliğini, dişi dişiliğini yapamayınca bu sadece rol olarak düşünmeyin, herkes enerji olarak bakın. Burada hasar görmüş bir eril enerji. Yayılamayan, genişleyemeyen, görevi tamamlayamayan, rengini veremeyen bir enerji. Burada ne? Yine aynı basitlerde yapamayan bir dişi enerji. Bu defa bir araya geldiği zaman o açığa çıkması gereken o sağlıklı enerji açığa çıkmıyor. Neyse, velhasıl arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Selametle. Abone olun. Abone bir şeyler olur. Başka yarın çekecek miyiz? Aklıma konu geldi, onu söyleyeceğim. Sonra söyleyeceğim. Sürpriz olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.